hak eşinde. Korve. Kadın erkek eşit değil mi? Alev. Bir dakika. Bunun işi gücü yok. Atımın da işi gücü yok. Tamam da o kadın erkek eşit değil mi? Yani şimdi alacak adam bunun karnını mı doyuracak yani? Bu konuda eşit değil ama. Korve. Evet Yunus Emre. Eğer bir erkek evlenmeye gelmişse. Evet. Hanımının hak ve hukukuna riayet etmek zorunda ve ona bakmak zorunda. Bakamıyorsa evlenmeyecek arkadaş. Yok, zorunda yok zorunda. Ama artık kadınlar da erkeklerin eline bakmaktan artık vazgeçsinler. Kadınlar da ayaklarının üzerinde durup hayata, Allah aşkınıza, bütün kadınlara söylüyorum bunu. Hayata karşı duruşunuz olsun. Yarın bir gün, yani mesela bu konuda şiddete maruz kaldığı halde ya da ezildiği halde ne yapayım ben, ne yaparım, nereye giderim? Mecburum. Seda Hanım. O ekmek getir, o bakıyor Seda diyen Hanım. Kadın çok var. O yüzden şimdi, kadınlar çalışın. Şimdi efendim, ben bir şey söyleyeceğim. Ha. Evet Ali. Bayanlar diyor ki, biz diyor güçlü erkek arıyoruz diyor. Evet. Ulan güçlü erkek şiddet kullanır. Yok sen yok, tam canım, yanlış sen ya Halil ya, Allah Allah. Güçlü erkek demek şiddet demek. Halil güçlü erkek benim sütüm anlamına geliyor. Ben güçlü kadınım öyle şimdi, diyorlar şiddet bak, mi gösteriyor? Şimdi ben ayağa kalktım. Bakın ben ayağa kalktım. Ben yani 1.76 boyundayım. Evet. Benim böyle atletik bir yapım yok. Maşallah. Mesela Gözde Hanım imkanı yok, beni beğenmez. Niye? Beğenmez. Neden beğenmez? Ya çünkü onun aradığı kriterler çok yüksek. Mikrofonu şey al Gözde. Dur, yemin ediyorum çok yüksek. Bu bir de başka kanalda bir Tuğba Hanım vardı. Bu ikisi. He. Bunlar kriterler var. O kadar yüksek ki yani. Akraba oldunuz. Ben ne kriterinden bahsettim de sen buna neye dayanarak söylüyorsun? Şuraya gelen güvenliğin, senin o güvenliği beğenmeyeceğini ben var ya %100 biliyordum. Niye? O çocuk var ya orada ezilmemek için güldü gitti. İyi de biz buraya her geleni ilk beğenmek zorunda değiliz. Ben uygun bir dille anlattım neden olduğunu. Vallahi sonuçta, o adamın var ya. O zaman ilk gördüğümüzde evlenelim gidelim ya. Bu evlilik vallahi ilk kusura bakma. Evleneceğiz mi? O adamın var ya. Diyelim ki bir öğretmen olsa, bir doktor olsa, iyi bir yerde. Hiç alakası iyi bir yok. İşi olsa. Niye? Ben ne dedim? Ben dedim mantıktan önce aşka önem veriyorum. Ben ya ilk bir defa örnek veriyorum. Ali Ağoğlu. Ondan sonra Serdar Ortaç. Heh. Daha birçok örnek verebileceğim eşlerine bir bakın yani. Ne olmuş onlara? Ben Türkiye'deki. Hayır onlara ne olmuştur onlar? Onların eşinde ne var? Bugün var ya bak bugün en az 50 yaşındaki adamın tamam mı? Serveti varsa 18 yaşında kız geliyor. 18 yaşında kız karşısına 25 yaşında erkek geldi mi diyor ki ben diyor elektrik alamadım. Ben diyor işte bunu alamadım. Ya kardeşim, senin babanın evinde elektrik her şeyin vardı? Var mıydı? Senin babanın evinde elektrik mi vardı? Senin babanın evinde her şeyin var mıydı? He. Paramız yok diyorlar. 3000 liraya telefon kullanıyorlar bu bayanlar ya. 3000 liralık telefon. 2000, 3000 lira. Senin 3000 lira telefon. Sen neyine ya? Sen neyine? İçinde ha. Konturun yok. Ne türbüse biniyor? İçinde konturun yok. Ya bak hele. Metrobüse biniyor. Peki Halil. Metrobüse 10 kuruş zam geldi diye yollara dökülüyorlar. 2000 TL'lik telefon alıp kullanıyorlar. Ben buna karşıyım. Bu görgüsüzdür kardeşim. Ha. Anneler babalar para ne kadar zor kazanıyor biliyor musun? 12 saat bir baba sabah 7'de kalkıyor akşama kadar çalışıyor. Sağlık çalışanları, özel sektörde çalışanlar o kadar zor çalışıyorlar ki. Doğru. Evet. Ama var ya. Doğru. Şimdiki kızlar var ya. Gerçekten bak ben. Şu an son jenerasyondan bahsediyorum. Evet. Çok şımarıklar, ailelerine karşı saygıları yok. Peki, peki Murat Bey bir şey söyleyecek. Peki. Şimdi beyefendi herhalde mikrofonu yakın tut Murat'cığım. Güçlü erkeğin ne olduğunu bilmiyor. Güçlü erkek demek, çalışan demek, hanımına sahip çıkan demek. Çevresi tarafından beğenilen, kuvvetli. Ama bu arkadaş puzzle'ı falan zannediyor galiba. O Halil güçlü erkeği bilek gücü olan erkek sanıyor. Halbuki hanımefendinin kastettiği güçlü erkek yürek gücü olan erkek. Yürek gücü olacak, evet. Okumuş olacak. Yani eğer okula gitmemiş bile olsa günlük haberleri takip edecek. Entelektüel olacak. Bu arkadaş herhalde bu işleri ama başka Halil türlü diyor zannediyor. Ama işsizler evlenmesin mi diyor. Biz işsizler ne yapacağız evlenecek diyor. Canım işsiz insan da evlenir. Neden evlenmesin? Şimdi Türkiye'de aile bağları çok kuvvetlidir. Çocuğun işi yoktur. 30 yaşına gelmiş ama annesi babasının durumu biraz iyidir. Aysun'a soralım evlendir, bir dakika. Aysun iş işsizler evlenmesin mi? Ne olacak? Tolga gibi. Değil mi? Yani, evlensin tabii bak, işsizler. Ama benimle evlenmesin diyorsun öyle mi? İşsizler evlensin de benimle evlenmesin. Evlensin. Ha, işsiz adamı hangi kadın ister yani. Ya? Doğru. Yani olmaz yani.
Yani önce erkek bir erkek, hani olmaz. Eskiler ne derlerdi? Evladım askerliğini yaptın mı? Bir işe girdin mi? İyi, o zaman evlenmeye sıra geldi. Yani evet. Şimdi askeri yapmamış işi yok. Talepleri yok, sadece diyor ki işi gücü olan diyor. Bence Halil kardeşim orada bir yanlış anlaşılma oldu. Ayşun diyor ki işi gücü olan diyor. Evet Basri, yakın. Seda Hanım, ben bir şeyler söylemek istiyorum. Evet. Ayşun arkadaşımız aslında şunu söylemek istedi. Kendi ayakları üzerinde duran, sorumluluk sahibi, çalışan.